Doğaya olan ilgimiz arttıkça her geçen gün daha farklı bitkilerle de tanışıyoruz aslında. Böyle ki bugüne dek adını bile hiç duymadığımız nasıl güzel bitkiler, onlardan yararlanabileceğimiz ne kadar çok alan varmış gördükçe, öğrendikçe şaşırıyoruz. Eğer siz de doğaldan yana olanlardansanız, kış boyu evinizden lamurları, balları, zencefilleri eksik etmiyorsanız, doğaya yüzümüzü döndükçe kazançlı çıkacağımızın bilincindeyseniz yaklaşın böyle. Bugün sizi bugüne dek, belki de hiç bilmediğiniz ilginç bir bitkiyle tanıştıracağız, 40 kilit otu ile. 40 kilit otunun faydalarını, kullanımını, 40 kilit otu çayının yapılışını öğrenince, onu tüm yönleriyle tanıyınca çok seveceksiniz, eminiz. Videoya geçmeden önce lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. 40 kilit otu nedir? 40 kilit otu belki herkesin bilmediği ama bilenin de vazgeçemediği şifalı bitkilerden biri desek yanlış olmaz. Ülkemizin birçok yerinde yol kenarlarında dahi kolaylıkla yetişen, sulak topraklarından hoşlanan bir bitki kendisi. Kırt kilit otu, farklı yörelerde at kuyruğu otu, zemberek otu, kış kuyruğu otu, çamotu gibi değişik isimlerle de anılabiliyor. Küçük, sivri uçlu yaprakları biberiye benzeri, birçok bitkiyi andırsa da kendine has yeşil tonu ve daha iri olması nedeniyle kolayca ayırt ediliyor. Dünya üzerinde birçok türü bulunan 40 kilit otunun ülkemizde 7 türü olduğu biliniyor. Faydaları ise onu özellikle son zamanlarda oldukça popüler hale getirmeye başladı. Bizden söylemesi. Kemik sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor. 40 kilit otu, içindeki silis adlı bir madde sayesinde kemik sağlığını koruyor, kemiklerin güçlenmesinde önemli rol oynuyor. Kemikle ilgili yaşanan sorunlara çözüm olabiliyor. Bu özelliğiyle çoğunlukla ileri yaşlarda görülen osteoporoz yani kemik erimesi rahatsızlığına çare oluyor. Kırılan kemiklerin de iyileşme sürecine destek olduğu biliniyor. Eklem ağrılarına da iyi geliyor tıpkı kemikte olduğu gibi eklemlerde de olumlu etkiler gösteriyor, eklem ağrılarını ortadan kaldırmada yardımcı oluyor. Saç ve tırnak sağlığını destekliyor. Saçların, tırnakların sağlığını destekliyor. Kolayca kırılmalarının önüne geçiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kırt kilit otu birçok şifalı bitki gibi bağışıklık sisteminin de sağlıkla çalışmasını sağlıyor antioksidan özelliğiyle kış hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa yakalanma riskini azaltıyor. Birçok kanser türüne yakalanma riskini de azaltıyor. 40 kilit otunun birçok kanser türüne karşı vücudunu koruyucu etkiler gösterdiği de bilinen faydaları arasında yer alıyor. Böbreklere iyi geliyor. Bu ottan yapılan çayın böbrekler üzerinde de büyük etkisi oluyor. Vücuttan fazla suyun atılmasını sağlayarak idrar söktürücü bir etki yaratıyor. Ödem ve şişliğe iyi geliyor. Fazla suyun atılması nedeniyle vücutta oluşan ödem şişkinlik gibi sorunları çözüyor, doğal bir ödem attırıcı olarak görülüyor. Romatizma ağrılarına da iyi geliyor. Eklemlerin sağlığını koruduğu için, romatizma ve gut rahatsızlığı gibi sorunlar nedeniyle ortaya çıkan ağrıları da dindirdiği söyleniyor. 40 kilit otu, kansızlığa olumlu etkileri bulunuyor. Anemi, yani kansızlık gibi sorunlar üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Ağız ve diş sağlığını koruyor diş eti kanamalarına, ağız içinde oluşan yaralar başta olmak üzere, vücutta oluşan birçok yaralanmaya iyi geliyor. Yaraların daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek oluyor. 40 kilit otu çayı nasıl yapılır? 40 kilit otunun en yaygın kullanım şekli, çayını yapıp içmek olacaktır. Güvenilir aktarlardan temin edebileceğiniz kuru ya da taze 40 kilit otu ile evde ellerinizde çay hazırlayabilirsiniz. Nasıl yapılır diyenler için hemen tarifimizi de vermiş olalım. 40 kilit otu çayı tarifi için gerekli malzemeler: 2 dal taze 40 kilit otu ya da 2 çay kaşığı kurutulmuş 40 kilit otu ve 1 su bardağı su. 40 kilit otu çayı nasıl yapılır? Suyu kaynatın ve bir bardağın içine alın. Kaynattığınız bu suyun içine 40 kilit otunu ekleyin ve demlenmeye bırakın. Eğer kuru 40 kilit otu kullanıyorsanız 10 dakika kadar demlendirmeniz yeterli olacaktır. Ancak taze 40 kilit otu kullanıyorsanız bu süreyi 20 dakikaya çıkarmanız daha doğru ve etkili sonuçlar almanızı sağlayacaktır. Bizden söylemesi. Bu çayı en fazla 2 ya da 3 hafta süreyle her gün bir bardak kadar içebilirsiniz. Ancak ölçüyü asla kaçırmamaya dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde videonun devamında saydığımız birçok ciddi yan etkiyle karşılaşabilirsiniz. Aman diyelim. Eğer saçlarınızı güçlendirmek için kullanmak istiyorsanız, 40 kilit otu çayını içmek bir yana, dilerseniz bu çayı soğutup, şampuanınızın içine ekleyerek de kullanabilir, faydalarını daha hızlı bir şekilde görmeye başlayabilirsiniz. 40 kilit otunun zararları nelerdir? 40 kilit otunun faydalarını, kullanımını saydık ama zararlarından da söz etmeden bitirmek olmazdı. Öncelikle 40 kilit otunu da, tabii ki tüm bitkiler hatta tüm yiyecek ve içecekler gibi ölçülü bir şekilde kullanmak büyük önem taşıyor. Bu zaten cepte. İkinci olarak, böbrekleriyle ilgili bir rahatsızlığı bulunanların, böbrek yetmezliği yaşayanların kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Aynı şekilde hamilelik dönemindeki kadınlara, emziren annelere de asla önerilmiyor. Bunlar dışında potasyum değeri düşük insanların, kan sulandırıcı ilaçlar kullananların, özel bir tedavi gerektiren ciddi kronik bir rahatsızlığı bulunanların da kullanmaması gerekiyor. Sözün kısası, yukarıda saydığımız durumlardan herhangi biri bile yoksa siz yine de bir bitkiyi fayda görmek amacıyla kullanmaya başlamadan önce aile hekiminize ya da ilgili alanda uzman doktorlarınıza danışın. Onların önerilerinin aksine bir adım atmayın. Kendinize fayda sağlamak isterken bilmeden zarar vermiş olmayın. Bu videoda sizlere 40 kilit otundan bahsettik. Bu videonun yarar sağlayabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.